Bak 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 bak, damadını nasıl da sevdi. Bak ben sana söylüyorum, maksimum 3 ay veriyorum sana. 3 ay sonra ben seni böyle evli, mutlu, hatta hamile olarak görüyorum, söyleyeyim. Teyze, saçmalama ya. Yemin ediyorum abartmakta üstüne yok teyze hoş. Ya şöyle birkaç gün bu yalanı idare edelim. Sonrasında şiddetli geçinemedik anneciğim deriz, bırakırız. Kolaydı o, kolaydı. Bak ben şuraya yazıyorum, arada gelir okursun. 3 ay sonra ben senin düğününde böyle horon başıyım. Bu arada şarkı sözü de yazıyorum. Öyle mi? Belli ama duygulu çocuksun sen. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben o şarkı türkü işlerinden pek hoşlanmam yani. Annem niye ya? Ne güzel şarkı yazıyor çocuk işte. Hatta senin sevip dinlediğin çoğu şarkıyı Murat yazdı. Tabii ben o zamanlar söyleyemedim sana ama. Ama evlendikten sonra bırakacaksın değil mi bu işleri? Ya niye bırakayım ki? İşimi seviyorum. Para kazanıyor musun? Tabii kazanıyorum. İyi kazanıyorum eğer onu merak ediyorsan. Sigortan var mı? Var. Evin var mı? Var. Hayır yani kıza nasıl bakacaksın? Ne bileyim ben, onu öğrenmek istiyorum. Yoksa yine ben mi? Aşk olsun. Anne aşk olsun. Ben ne harcıyorum sanki? 3 parça şey canım. Buyurun şöyle geçelim. Benim hep geldiğim bir yerdir. Çok da güzeldir. Buyurun. Hadi yürü bakayım. Hep geliyor musun buraya? Tabii ki. Allah Allah. Böyle oturalım. Gel sen de buraya. Sen de buraya. Gel sen de. Çekil hem gel. Teşekkür ederim. Evet. Kardeşim bize 4 tane Türk kahvesi gönderebilir misin? Ben çay içeceğim. Tabii efendim hemen. Unuttum pardon, çay. Hadi 3 tane sade Türk kahvesi, 1 tane çay. Hemen gidelim. Nasıl Emine anneciğim, beğendiniz mi burayı, Boğaz havası? Çok güzel, çok. Memleketin her yeri başka güzel canım. Kahveni içtikten sonra işe gitmem gerek. Toplantım var deyip kalkıyorsun. Bu yalancı sevgililik olayını abartmana gerek yok. Nasıl tanıştınız? Anlatın bakalım. Evde sordum. Ebelediniz, gevelediniz. Anneciğim niye geveleyelim, eveleyelim bir şeyler söyleyelim? Biz anlat. Sen anlatsana ya. Hemen anlatayım. Biz yazla önce bankada karşılaştık. O gün banka inanılmaz kalabalıktı ve çok yoğun bir gün olduğu belliydi. Ben de hesabımdaki sorun yüzünden şubeye gitmek zorunda kalmıştım. Zaten sinirliydim. Sırayı görünce iyice delirdim. Kayıt randevularım vardı. Geç kalacaktım. Sıra bir türlü bana gelmiyordu. Bağırıp çağırmaya başladım. Herkes kibarca beni sakinleştirmeye çalışırken ben daha da çok bağırıyordum. Gülbeyaz yerinden kalkıp yüksek sesle yeter dedi. Kendinize girin. Ben dahil bütün şube sustu. Onca insanın gözünün içine bakıyordu. Ben şoke olmuştum. Müşteri her zaman haklı değildir. Haklıysanız bile bunu ifade etmenin daha makul yolları var. Bağırıp çağırmakla hiçbir sorun çözülmez diye beni bir güzel fırçaladı ve karşıma oturun dedi. Bir sade kahve söyledi. Hala merak ederim. Kahveyi nasıl içtiğimi nereden bildi diye. Bana baktı. Sakinleşene kadar kimse sizinle ilgilenmeyecek dedi. Kahveyi içip sakinleştikten sonra benimle öyle güzel ilgilendi ki problemi birkaç saniye içinde çözdü. Bana dönüp kendinizi üzdüğünüze değdi mi dedi. Çok profesyoneldi, çok sıcak, çok samimiydi. O gün o bankadan sadece hesaptaki karışıklığı çözerek çıkmadım. Aşık da olmuştum. Ertesi gün teşekkür için bir çiçek yaptırıp tekrar gittim şubeye. Aslına bakarsanız onu bir kez daha görmek istemiştim. Ama ne göreyim? Yazın masasında başka biri çalışıyor. Belki de izinlidir dedim. Öğrenmek için iş arkadaşıyla konuştum. Kovulmuş. Hem de bana davranışı yüzünden. Sağ olsun arkadaşı evin adresini verdi. Ben de elimde çiçeklerle kapısına dikildim. Benim yüzümden işinden oldum, özür dilerim. Emine anneciğim, sizden de çok özür dilerim.
Ay özür dilemeyi bırak. Sonra. Sonra ben durumu toparlamak istedim tabii. Yaz'a dedim ki bizim şirketimizde bir sosyal medyacı açığı var. Asla da senin gibi birisini bulamazlar. Senin kadar donanımlı, şahane, güzel birisini. Tabii öyle de oldu. Ya ben seni bunun için mi okuttum, büyüttüm? 1000 tane banka var. Niye onlardan birine girmedin? Ne gittin face'ci oldun? Ne iş mi? Ha. Anladım. Senin de gönlün ona kaydı. Yani onu bilmem tabii ama benim gözümde, gönlümde fazlasıyla düştü Yaz'a. Hep onu gözümün önünde görmek istedim. Hep benimle olsun istedim. Yaz benim yaşama sebebim oldu. İlhamım oldu. Ay kız, ilham kaynağı, ilham kaynağı. Ne diyor bu çocuk böyle ya? Ağzı ne kadar laf yapıyormuş bana. Ya aşk işte, nelerse böyle bitiriyor. Teyze, adam can havliyle uyduruyor işte bir şeyler. İşi bu, yazmak. O zaman ben yarın geleyim, sizin aşk yuvanızı bir göreyim. Ay, anneciğim olur mu öyle, aşk yuvası değil orası, iş yuvası. Work. Tamam, geleceğim, göreceğim dedim. Gözümle bir göreyim. Ablacığım nereye, bir şey mi lazım, ben hemen söyleyeyim. Sana ne? Nereye gidiyorsun? Dükkanına gidiyorum. Sen de bir kere. Sen niye böyle şeyler anlatıyorsun Murat? Mahvettin bizi. Seni kurtarıyorum. Beni mi kurtarıyorsun? Sen beni kurtarmıyorsun, iyice boğuyorsun. Düğüm olduk. O zaman sen bir şeyler söyleseydin. Ben şimdi annemi nereye götüreceğim? Ben kovuldum yani. Lux diye kovdular ya beni. Ben nereye götüreceğim annemi? Onu işten izin aldım geldim demeden önce düşünecektim. Bana bak Yaz, bence senin en büyük sorunun bu. Sonunu düşünmeden konuşuyorsun. Eğer bir yalanı devam ettirmeyeceksen hiç söylemeyeceksin. Kusura bakmayın Murat Bey ya. Çok özür dilerim ben sizin kadar iyi bir yalancı olmadığım için. Mahvettin her şeyi, farkında mısın? Kadın inandı söylediğin her şeye. Bizim böyle büyük bir aşk yaşadığımızı zannediyor. Bu bir oyun Murat. Bu kadar abartmamıza gerek yok. Biz düğümü çözelim derken iyice kör düğüm olduk. Niye bunları yapıyorsun? Kusura bakma, niyetim seni zora sokmak değildi. Ben karışmayayım o zaman. Sen bundan sonrasını kafana göre halledersin. Hiç bana gözlerini belertme. Çocuk haklı. Ya sonuçta sen annenden korktuğun için yalan söyledin. O da sana olan aşkından. Teyze ne aşkı ya? Allah aşkına beni sinirlendirmeyin. Aşk maşk yok. Yok diyorum. Murat benim arkadaşım, arkadaş. Aşkım tam olarak bağıramadın. Güzel bağır. Şöyle bir gür çıksın sesin, tuvalete kadar gitsin. Annen duysun ki gelse seni ürmünü bir sıksın. Allah'ım bu kulların beni çok yoruyor. Ablam gelmeden ben burnumu yaptıracaktım ya. Şimdi düğün müğün de olacak. Sema'dan güzel olurdum. Murat! Murat dur bekle. Şey... Ya... Şey ben çok özür dilerim. Bu aralar çok gergin ve sinirliyim, o yüzden öyle çıkıştım sana. Ama sağ ol yanımda olduğun için. Olur öyle ya, önemli değil. Sonra görüşürüz. Salak mısın ya? Niye çıkışıyorsun çocuğa? Ne suçu var? Kırdın işte. Neyse. Bir şekilde gönlünü alacağım artık. Hoş geldiniz. Yani buyurun öpeyim. Buyurun. Rahat mısın anneciğim? Rahatım çocuğum. Hoppa. Geldiğimize göre. Evet. Günaydın Emine anneciğim. Günaydın. Rica etsem emniyet kemerinizi takabilir misiniz? Ay çok sıkılıyorum ama takayım tabii. Gerekli takmak lazım. İsterseniz ben yardım edeyim size. Ben yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Tamam.
Ya sen nasılsın hayatım? Yaz değil, Gülbeyaz. Anneciğimin adı. Zor mu geliyor söylemesi? Anneciğiniz adı tabii, ben sadece hani kısa daha rahat oluyor söylemesi diye. Yok şey mi yok. Gülbeyaz diyelim biz ona. Nasıldım sence Murat'cığım? Her zamanki gibi. Çok iyisin. Bas gazı. Hadi. Anneciğim, bu taraftan. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim tanıştırayım. Canan, bizim sekreterimiz. Hoş bulduk kızım. Ya bir geliyorsun, bir gidiyorsun. Ölüyorum meraktan. Anlatsana bir, ne oluyor? Canan'cığım işin aslı şu. Annem geldi. Ben de izin aldım. Dosyalar, evraklar, git gellerimiz oldu tabii. Sen işe geri mi başladın? Nasıl başladın mı yoksa işe? yani şu an diyor, hani şimdi buraya geldik ya, şu an yani şimdi diyor. Değil mi Canan? Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da anneciğim. Ha öyle mi? Ama yaz aslında şey yap. Ben sana sonra anlatacağım, hiç merak etme. Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da. Beni odama geçelim, size ben bir kahve ikram edeyim. Buyurun. Niye senin odana gidiyoruz? Senin odan yok mu burada? Yok. Ama çok güzel bir masam var. Gel onu göstereyim. Buyurun. Zaten oda gibi bölmüşler. Küçük bir odacık. Anneciğim bak, bu benim masa. He, burada fotoğraflarımız var. Hepsi bu mu? Ha evet. Masa işte bana yetiyor. Yaz kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehpuş ablacığım. Anneciğim bak, bu bizim Mehpuş ablamız. Bu da annem. Nasılsınız? Buraya gelene kadar iyiydim ama masayı görünce kötü oldum tabii. Doğal yani. Mehpuş'cum, bize her zamanki kahvelerden getirir misin? Buyurun biz de şöyle dışarıda. Ben çay istiyorum. Emine anneme çay getiriyorsun. Limonlu. Emine annem. Senin dün annene... Haberi yok mu senin ona aşık olduğunda? Çaktırma tamam mı? Aa Yaz. Ay. Ben de tam seni arayacaktım. Niye? Hazır gelmişken şu çıkış belgelerini imzalar mısın? Ne çıkışı? Oğlum, kardeşim. Şimdi sırası mı? Görmüyor musun? Yazın misafirleri var Sedatçığım. Ya bu çocuk buraya geldiğinden beri tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı deli deli. Oğlum, niye yırttın çocuğun kağıtlarını? Niye yırttım? Çocuğun kağıdını niye yırttım? Murat, ben bunca işin gücün arasında şimdi yeniden yaza çıkış belgesimi hazırlayacağım. Çıkış? Ne çıkış belgesi? Anneciğim, Sedat Bey bizim muhasebecimiz de reklam parasının çıkış belgesisi. Para çıkışı. Ha? Aynen, para çıkışı değil mi Sedat Bey, değil mi? Öyle değil mi Sedat? Sedat, desene. Sedat Bey. Cevap versene. Ya bir konuşsana çocuğum, dilin yok mu senin? Sedat! O zaman şey yapalım. Mehpuş bizim kahvelerimizi zaten hazırlamıştır. Dışarı çıkalım, havadar kahvelerimizi içelim değil mi? Buyurun. Evet anneciğim, bizim bahçemiz var. Saf mısın oğlum sen? Ne oluyor şu an burada ya? Canancığım söyledim, sakın unutma, reklam filmi çalışıyoruz diyorsun. Canancığım günaydın. Günaydın. Sinan'la tanışın. Merhabalar, Sinan ben. Merhaba. Sinan benim kurgucu bir arkadaşım. Şu an bir reklam filmi çalışıyorlar. Bizim ikinci stüdyoyu kullanacaklar. Sen ona yardımcı olursun. Sinancığım, Canan sana göstersin stüdyoyu, detayları konuşalım. Tabii. Buyurun, bu tarafta. Ha, burada Yaz da geldi. Evet tatlım ya, bayağı sıcak bastı. İşte mevsimler kaydı falan der. Yok, o anlamda değil. Yani bizim Yaz, sosyal medyacı olan. Annesi de yanında. Yaz, annesiyle geldi. Niye söylemiyorsun? Pardon, çek. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkürler Mekuşçu.
Murat'cığım, biraz bakar mısın? Yaz. Emine teyzeciğim. Ay hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Öpeyim. Oh. Aslı ben. Yaz'ın en yakın arkadaşıyım. Birkaç kere görüntülü konuşmuştuk sizinle. Hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Nasılsın? İyiyim, siz? Ay sen pek güzel misin kız? Ama acık sıskasın. Telefonda böyle daha canlı canlı duruyordun yani. Biraz daha etli butluydun. Ay ne tatlısınız işte. Ekran 5 kilo koyuyor diyorlar. Neyse hangi rüzgar attı sizi? Kara yani. Karayel? Aslı'cığım sen ne söyleyecektin, ne vardı? Söyle bana sonra git. Ha, önemli değil canım. Şimdi Emine teyzem gelmiş. Bir iki lafım elini kırmayalım. Tamam o zaman sen git. Sonra ben senin yanına geleyim. Öyle yapalım. Hadi git. Ne kadar kalacaksınız? Dönüş yakın mı yoksa? Düğünü yaptıktan sonra giderim yani. Fazla kalmam. Giderim. Düğün? Ha, akrabaların düğünü için geldiniz siz. Aslı'cığım benim aklıma daha önemli bir şey geldi. Gel biz onu konuşalım. Damat. Ha, hemen gel gidelim. Damat? Aa, bak. Sinek ısırdı galiba. Aa, kızın koluna bir şey soktu. Bir şey oluyor şu anda. Ha, damat mı dedi sana? Hadi gidelim. Çok önemli, çok özür dileriz. Bunu konuşmamız lazım. Aa. Gel, gel. Ay şimdi niye götürdü kızı apar topar anlamadım ki. Anneciğim kocaman şirket vardır bir işleri. Baksana koluma. Lan yapma be. Kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş. Ah Aslı, ah Aslı var ya ağzından bir şey kaçıracaksın diye aklım çıktı. Ay Murat ben anlamadım ki ne olduğunu. Apar topar çekiştirip getirdin beni buraya. İyi de kadının şarkı işinden haberi yok. Aa nasıl yani? Eğer ağzından bir şey kaçırırsan mahvoluruz. Emine anne bizi vurur, Kemal de gömer. Emine anne? Yani Emine anne derken lafın gelişi. Öf iyi tamam bak ben hiçbir şeye karışmıyorum, hiçbir şey de söylemiyorum. Ama şu şarkı meselesi fena dolanacak ayağımıza haberin olsun. Sen hiç merak etme, orası bende tamam. Hadi sen git, 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 git. Demek Emine Hanım'ın haberi yok kızın marifetlerinden. Bak çok uzaklara götürmeyin beni tamam mı? Ben dayanamıyorum bu trafiğe, ben sana söyleyeyim. Gidiyorlar vallahi, gidiyorlar. Durun, durun, durun ya durun. Gidemezsiniz. Ay Allah yetişemeyeceğim diyordum koptu. Kopsaydı keşke. Yaz. Ha. Aşkım. Klip çekimi için ölçülerini almam lazım. Gel. Klip çekimi mi? Klip çekimi mi? Klip çekimi. Anne ben Gülbe yazım. O bana yaz dedi. Yaz dedin değil mi Defne? Evet yaz dedim. Ama burada sana herkes yaz diyor. Şimdi şöyle, bizim klibimizde oynayacak Yaz diye bir mankenimiz var. Onun için Gülbeyaz'la da ölçüleri birebir aynı. O yüzden Yaz dedi. Canımız helal lan. Gülbeyaz mı? He, Gülbeyaz Defneciğim. Kız yorgun anne, ne yapsın? Modelimiz çok aşırı derecede yorgun olduğu için benimle bedenleri aynı. Ben vereceğim bedenini. Ben sana sonra veririm aşkım. Hadi git bakalım. Ben kimin ölçülerini alacağım? Hadi gel. Ben alacağım onun ölçülerini. Yürü. Anneciğim bana Yaz denilince tabii sen ondan böyle bir şaşırdın. Benim kliple kulüple ne işim olur yani? Benim yeteneğim bile yok. Ne alakası? Çıkalım bu tarafa. Hayır bana gelmeye başladılar yani. Söyleyeyim ben sana. Buyurun lütfen. Demek şarkı krallığın burası ha Kemal? Tam olarak burası. Baban duymasın. Sonay Müzik'ten sonra inanılmaz bir gelişme olmuş. Burası un kapanı değil. Devir değişti. Gel anneciğim. Aa, siz yeni star... La... Ne... Ki... Bana bak. Niye öyle ağzın burnun ayrı oynuyor? Starımız derken... Star, starımız bizim Murat. Murat bizim yeni starım. Biliyorsunuz bütün şarkılarımızın söz ve yazarı, bestecisi Murat. Mehmet Bey'le tanış, kendisi Smile Müziğin Türkiye müdürü. Çok memnun oldum. Ben de. Gülbeyaz bana bak. Bizim damat gerçekten şöhretli mi? Yeah. Keçinin istemediği yerde ot bitermiş. Neyse anneciğim hadi gel biz kalabalık etmeyelim. Gelmişken şu gizemli sesin sahibiyle de tanışacağım değil mi Kemal? Şöyle. Tanışırız tabii ki, tanıştırırız. Değil mi? Neden tanışmayalım? Canancığım sen Mehmet Bey benim odama al lütfen tamam mı? Yazcığım biz de benim odaya gidip şu medya stratejisi hakkında bir çalışalım mı lütfen? Ha?
Hadi o zaman biz çıkalım. Ya sen de bize sonradan dahil olursun. Sonradan gelirsin. Buyur. Yok yok çocuğum, benim için işinizi bırakmayın. Ben Resul'ü ararım, gelir beni alır. Ay hiç olur mu öyle şey Emine anneciğim? Ne demek? Buyurun çıkalım biz. Ay bugün sana çok zahmet verdim valla. Yok estağfurullah, ne zahmeti. Ya ne tanıştırması, ne starı? Ben kabul etmedim ki teklifinizi. Az önce ben seni kurtardım, şimdi sen beni kurtaracaksın. Duydun mu beni? Anlaşma iki taraflı oldu. Ya ben anlaşma falan yapmadım ki sizinle. Ayrıca siz kendiniz hür iradenizle kurtardınız beni. Hayır. Peki. Aferin. Dikkatli kullanıyorsun arabayı. Sağ olun Emine anneciğim. Anneciğim dedin de aklıma geldi. Bana bak, yarın ananı al, akşam bize gel, tamam mı? Bu din işini halledelim. Yani Yaz'la, Gülbeyaz'la konuşayım da ben mi önce? Oğlum şimdiye kadar niye konuşmadın? Bana bak. Yola bak. Çarpacağım. Tövbe yarabbim. Bak, ya yarın akşam gelirsiniz, bu düğün işini hallederiz. Ya da ben Gülbeyaz'ımı alırım, memleketime giderim. Bundan sonra da Gülbeyaz'ı bir daha rüyanda görürsün. Ayrıca gün yüzü bile göremezsin yani. Söyleyeyim de. Tabii tabii. Ben yarın annemi alıp hemen geliyorum. Benim niyetim ciddi. İyi, aferin. Hadi beni eve götür. Tabii hemen eve götüreyim ama Boğaz'da yemek yiyecektik. Çocuğum, misafir davet ettim. Yarın gelecek. Dünür gelecek, ayol oturayım. Bir iki bir şey hazırlayayım. Sonra laf ederler. Tamam, nasıl isterseniz. Ben size eve bırakayım. Sen de Gülbeyaz'ın yanına dön. Yalnız kalmasın çocuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.